Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi Apple iPhone 7 vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırması yaptık. Hadi şimdi video başlıyoruz. iPhone 7 vs Mi 9T karşılaştırmasını yapıyoruz. iPhone 7 4.7 inç boyutu var. Mi 9T'nin 6.39 inç boyutu var. Ekran gövde oranı 65.61 ile iPhone 7, Mi 9T 86.9'da 138 gram iPhone 7, 191 gram Mi 9T. 12 megapiksel iPhone 7, 48 megapiksel Mi 9T, 32 GB iPhone 7, Mi 9T 64 GB dahili depolama, 2 GB RAM iPhone 7, 6 GB RAM Mi 9T, 4 çekirdek iPhone 7, 8 çekirdek Mi 9T, 2.34 GHz iPhone 7, 2.2 GHz Mi 9T, 750x1334 iPhone 7, 1080x2340 Mi 9T. İkisinde de video çekme özelliği 4K. 1960 bah bataryası var iPhone 7'nin. Mi 9T'nin 4000 mAh bataryası var. iPhone'un sağ değeri 1038 kilogram. Mi 9T'nin baş belirtilmemiş. iOS 10 ile geliyor iPhone 7. Mi 9T Android 9 Pie. Ekrana geçelim. 4.7 inç demiştik zaten. 6.9 ekran çözünürlüğü demiştik. Yani 326 ppi ile iPhone 7, 403 ppi ile Mi 9T, IPS LCD ile iPhone 7, AMOLED ekranla Mi 9T. Ekran özellikleri yazıyor burada. Hepsi. Mi 9T'de Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ama Mi 9'da gözükmüyor bir şey. iPhone 7'de gözükmüyor. Ekran kasa demiş zaten. Bataryalarını söylemiştim. İkisinde de değişik batarya yok. 48 megapiksel de demiştim. Optik görüntü sabitleyici var iPhone 7'de. Kamera özellikleri burada yazıyor. İkisinde de flash özelliği yazıyor. Diyafram açıklığı iPhone 7'de 1.8, Mi 9T 1.75. 4K 30 FPS. 4K demiştim, 30 FPS dememiştim. Video kayıt özellikleri burada yazıyor. Video kayıt seçenekleri yazıyor. Evet. İkinci kamerada Mi 9'da var. Çözünürlüğü ise 13 megapiksel. F2.4. Üçüncü kamerası da var Mi 9'da. 8 megapiksel. Kamera özellikleri de burada yazıyor. İkinde yazıyor. Ön kamerası iPhone 7'nin 7 megapiksel. Mi 9T'nin 20 megapiksel. İkisinde ön kamerası 1080p çekip 30 kare saniyede çekebiliyor. F2.2, ikisi de aynı ön kamera diyaframı. Ve yazıyor özellikleri. Ön kamera özellikleri. DxO mark puanı yazıyor. 86 almış iPhone 7. Şu anki puanı 85. Mi 9T'nin yazmıyor. Geçtik chipsetlere.
iPhone 7'nin Apple A10 Fusion işlemcisi var. Mi 9T'nin Snapdragon 730. Ya da 8 çekirdek falan 2.2 demiştik. 64 bit Mi 9T iPhone 7 ARM V8A 64 bit 16 nanometrelik iPhone 7 8 nanometrelik Mi 9T GPU frekansı 5610 Mi 9'da Mi 9T'de iPhone 7'de Power 760T Plus MP6 Mi 9T'de ise Adreno 608 AnTuTu puanı V7'de 197.200 ile iPhone 7 212.800 ile Mi 9T 2 GB RAM demiştim zaten, 64 GB hafıza değiştirmediğini de söylemiştim. Burada yazıyor işte boy kalınlıklar falan. Şeylerden her iPhone 7 her türlü daha ince, hafif, boyu da şey daha küçük, ekran da daha küçük. Şimdi 4K frekanslarını söylüyoruz. İkisi de 42 aynı işte, 3G aynı. 4G'de de Mi 9T'nin belli olmamış, iPhone 7'nin 450 megabit hızla indiriyor, 50 megabitle de karşı yükleme. iOS 10'da gelip 12 ile şu anlık, şu an 13'e çıktı betası. Mi 9'da da büyük ihtimalle Android 10'u alır. İkisinde de Wi-Fi 5 var. 802.11abgn aç ve Wi-Fi özellikleri yazıyor. İkisinde NFC var. iPhone 7'de Bluetooth versiyon 4.2, Mi 9T'de 5.0. İkisinde kızartısı yok. Radyo Mi 9T'de bilinmiyor, iPhone 7'de yok. Suya denklik iPhone 7'de var, Mi 9T'de yok. Hiç yok. Gürültülü konuşma ikisinde var. Sensörler yazıyor. Parmak izi okuyucu ikisinde var. iPhone 7'nin ana ekran tuşunda önde, yani home tuşu. Mi 9T ekran içinde. SAR değeri başta demiştiğim vücut ise 1.34 iPhone 7. Servisi uygulamalar yazıyor burada. Bağlantı tipi iPhone 7'nin Lightning, Mi 9T USB Type-C. Kulaklık ses çıkışı. Çıkış yılları 2016 ile iPhone 7, 2019'da Mi 9T. 2016 Eylül iPhone 7, 2019 Haziran Mi 9T. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.